Ben öncelikle tekrar burada bulunan bütün arkadaşlarıma seçimde gösterdikleri üstün gayretten dolayı teşekkür ediyorum. İl başkanımıza, il teşkilatımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, belediye başkanlarımıza, çünkü belediye başkanlarımızın her biri çok ciddi anlamda ilçelerinde çalışma yaptılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız hem merkezde hem ilçelerde çok ciddi anlamda çalışma yaptı. Bu anlamda Kahramanmaraş büyük şehirler içerisinde ikinci il oldu. İnşallah önümüzde 4 yıl bir süre var. Dünkü konuşmamda da, bakanlık devir konuşmasında da özellikle ifade ettim. Kahramanmaraş'ımız aslında bir tarih ve kültür şehri. Uzunca bir zamandan beri hepinizin dertlendiği, Sayın Müsteşar'ı o yüzden toplantıya davet ettim. Kahramanmaraş'ta Germenika antik kent var. Uzunca bir zamandan beri ilgilendik ama sonuç alamadık. İnşallah bu dönemde Germenika ile ilgili sonuç alacağız. Kahramanmaraş aynı zamanda bir beylik başkenti. Kahramanmaraş ve Elbistan iki beylik başkenti. Birisi yazlık, birisi kışlık şehir. Şimdi orada bizim başlattığımız çalışmalar var. Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı çalışmalar var. Dolayısıyla Türkiye'de bir ilk olacak bir beylik başkentini bütün yapısıyla, dokusuyla ortaya çıkarmak. Yani bir beylik başkenti nasıl bir şeydir? Mimarisiyle, diğer o günden kalan gelenek görenekleriyle o konuda da inşallah bir çalışma yapacağız. Zaten Kahramanmaraş kendi kimliğini bulduğu zaman aslında model de bir şehir olacak. Bizim 4 yıldan beri yapmaya çalıştığımız temel şeylerden bir tanesi şehrin kendi kimliğini, kendi karakterini bulması. Çünkü bir şehir kendi kimliğini, karakterini bulmadığı zaman o şehirdeki yatırımların, o şehirdeki diğer altyapı, üst yapı çalışmalarının pek bir anlamı olmuyor. Ben hep Dubai'yi örnek veriyorum. Dubai muhteşem bir şehir ama ruhu olmayan bir şehir. İnsanlar Dubai'ye gittiklerinde kendisini bir şehirde hissetmiyorlar. Yaşanmışlığın olduğu, şehrin ruhunun olduğu, Rıdvan Hoca'nın Ulu Cami'ye gittiğiniz zaman Adnan Hocam hoş geldin. Adnan Hocama bir yer ayarlayın arkadaşlar. Şimdi Ulu Cami'ye gittiğinizde minbere baktığınızda Rıdvan Hoca'yı görüyorsunuz. Ya da Elbistan'da Ulu Cami'ye gittiğinizde Alaaddin Devli aklınıza geliyor. Zaten şehri de şehir yapan biraz işin bu yönü. Afşin'le ilgili de şimdi başkan başlattın değil mi çalışmayı? Afşin'de de Ashab-ı Kehf var biliyorsunuz. Aynı zamanda Afşin merkezde bir Roma kalesi var. O Roma kalesini bizim bir ortaya çıkarmamız gerekiyor. Yine bizim bir kale yolumuz var. Yaklaşık 12 tane kale var, değil mi? Geben yolu. Geben yolu üzerinde 12 kale mi var? Evet. 12 Afşin genelinde 28 tane tescilli kale var. Yani biz Kahramanmaraş'la ilgili şöyle bir şey düşünüyoruz. Şehrin merkezinden başlayarak Andır'ın, Geben, Göksun, Ashab-ı Kehf, Elbistan böyle bir kültür tarih yolu düşünüyoruz. Osmaniye Adana'da katılabilir Sayın Bakanım. Arada bir şey var, koridor bu, kaleler var. Hı. Adana'dan mesela başlayıp yani birkaç ili de kapsayan böyle Kahramanmaraş falan. Yani arkadaşlar bu konuda bir hemen Gidelim olmasın. çalışma yaparlarsa aynı zamanda Türkiye yolunda başlattığımız geleneksel Avas'ın Türk oyunları var. İlkini yaptık. Çok da büyük bir katılım oldu.
Sayın Bilal Erdoğan da katıldı. Dün Bilal Bey de aradı. İkincisini daha geniş ve kapsamlı yapalım dedi. Çok ilginç bir şekilde bu işte sanıyorum o kolektif bilinçaltının korumacı özelliği. Orada insanlar o tarihe sahip çıkmak, o tarihi kimliklerine, o kültürel kimliklerine sahip çıkmak için inanılmaz bir mücadele veriyor. Bakıyorsun ilkokul mezunu ama oranın kültürüyle ilgileniyor, oranın tarihiyle ilgileniyor, ona sahip çıkmaya, onu korumaya çalışıyor. Tamamen içgüdüsel. Evet, evet. O yüzden bunu geç olmadan bizim de inşallah sadece tabii bizim bölgede değil diğer bölgelerde de bunu yapmak gerekiyor. Pazarcık'ta sadakalarla Ganida Keteler civarında Roma Bizans kalıntısı, şehir kalıntıları var. Yollar var. Yollar var. Mozaik bakımından çok zengin efendim. Çok zengin. Şehir merkezi başta dahil olmak üzere evet. Ben de tespit ettim o. Kahramanmaraş'ımızın 4 yıldan beri söylediğim gibi kültürel anlamda öne çıkarılması. Aslında Yedi Güzel Adam'la bunu biraz başardık. Evet. Yani Yedi Güzel Adam dizisi bunu çok ciddi bir katkı sundu. Amacımız oydu. O diziyi çekerken Kahramanmaraş'ı tabii ki biber ve dondurma önemli. Ama Kahramanmaraş'ı biber ve dondurmayla sadece onlarla anılan değil de gerçekte o zengin kültürü, düşünce hayatı, tefekkürüyle de anılması gerektiği düşüncesinden yola çıkarak Yedi Güzel Adam'la ciddi bir mesafe kat ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız ikincisini düzenliyor. Türkiye'nin en büyük sanıyorum değil mi? Kitap ve Kültür Anadolu, Fuarı. İstanbul'dakiler değil Sayın Bakanım. Türk Anadolu'daki en büyük, en çok katılımcı olduğu kitap fuarı. Evet. Diğer alanlarda da inşallah zaten çalışmalarımız devam ediyor. İlk iş olarak bir ulaştırma çalıştayı yapacağız. Binali Bey'le bir ulaştırma çalıştayı yapacağız. Ondan sonra bizim hızlı bir şekilde sağlıkla ilgili bir çalıştay yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki 4 yıl arkadaşlar her biriniz çok çalışacaksınız. Çünkü önümüzde seçim olmadan bir 4 yıl var. Biliyorsunuz bir yıla yaklaşık 5 seçim sığdırdık. Aslında 2014'ten bugüne kadar saydığımızda 5 seçim oldu. 2014 değil mi? Yerel yönetimler, Cumhurbaşkanlığı 4 mü oldu? Evet, bir yılda 4 seçim. 4 seçim oldu. Çok fazla. İnşallah seçimin olmadığı bir 4 yıl var. Herhalde bu ekip Kahramanmaraş'ı bu anlamda çok güzel bir şekilde 2019'a taşır. Hem yerel yönetimlerde hem de diğer alanlarda. Bütün arkadaşlarımı burada görmekten de çok derece, son derece memnun oldum. Hem de suyundan içen, toprağına ayak basan herkesin şiir ve edebiyat meraklısı olması itibariyle bir pilot şehir, bir model şehir olarak biz Kahramanmaraş'ı bir alalım. 4 sene sonra bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Gerçekten çok mutlu oldum. Yani şu birlik beraberlik görüntüsü arkadaşlar çok kıymetli. Bunu muhafaza etmek lazım. Eğer Kahramanmaraş 4 yıl boyunca güzel hizmet alacaksa şu birlik beraberlik sayesinde alacak. Yani bakanıyla, büyükşehir belediye başkanıyla, teşkilatıyla, belediye başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla, burada meclis üyesi arkadaşlarım var. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni çok duygulandırdınız, çok mutlu ettiniz. Bu arada Biruni Üniversitesi Rektörü Sayın Adnan Yüksel Bey de Profesör Doktor teşrif etmiş. Hoş geldin hocam. Çok teşekkür ediyorum. Öğle yemeğinde inşallah beraber olacağız. Tekrar hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Başka bir şey.
başkent aynı zamanda bana. Sadece şiirin değil. Bizzat ben beğendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.